Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda soru çözme yapacağız. Şu zamana kadar anlattığım replikasyon, protein sentezi ve biyoteknoloji başlığı yazmayı unutmuşum. Biyoteknoloji ile ilgili soru çözme yapacağız. Başlayalım birinci sorumuzdan. Bir bakteri DNA'sı, radyoaktif karbon elementi bulunan bir besi ortamında eşlenmeye bırakılıyor. Bir süre sonra bu DNA'da bulunan moleküllerinden hangilerinde radyoaktif karbona rastlanabilir? Karbonun bulunduğu yapılar nelerdir? Organik bileşikler. Şimdi organik bileşiklere bakacağım. Hangileri organik bileşik? Guanin. Nedir guanin? Azotlu organik baz. O zaman burada karbon vardır ve bunun yapısında radyoaktif karbona rastlanır. Deoksiriboz nedir? Karbonhidrattır. Yani bir şekerdir. Bunun yapısında da yine ne vardır? Karbon vardır. Olur. Fosforik asit nedir arkadaşlar? Bakın H3PO4. Burada karbon var mı? Yok. O zaman bunda işaretli karbona rastlanmaz. Cevabımız ne olur? 1 ve 2 olur. Geçelim ikinci soruya. Diyor ki bir insanda farklı dokuların farklı özellikler göstermesinin nedeni nedir? Arkadaşlar böyle bir soru gördüğünüz zaman hemen şunu arayacaksınız. Aktif genlerinin farklı olmasını arayacaksınız. Yani hücreler ilk başta aynıydılar ama her biri farklılaşarak aktif genleri farklı oldu. İşte biz buna ne diyoruz? Aktif genlerin farklı olması diyoruz. Cevabımız A şıkkı oluyor. Geçelim 3. soruya. Ağır azotlu besi ortamında üretilen bakteriler normal azotlu besi ortamına aktarılarak 2 defa bölününceye kadar bekletiliyor. Şimdi ağır azotlu neydi? Bakın N15'li değil mi? N15'li bizim bir DNA'mız var. Bu DNA ne yapıyor? İki defa normal azotlu ortamda eşleniyor arkadaşlar, bölünüyor. O zaman ne yapacağız? Bakın zincirin bir tanesi, şuradaki zincirin birini aldım N15. Yanına ne gelir? N14 gelir. Bu bizim birinci zincirimizdi, şu zincir. Daha sonra ikinci zincir alıyorum. İkinci zincirde neydi? N15. Daha sonra ne olur arkadaşlar? Yanına N14 gelir. Bu birinci eşlemeydi. Şimdi ikinci eşlemeyi yapalım. Bakın ikinci eşlemeyi hemen altına yapacağım. Ne olur? Yine 15'in yanına 14 gelir. Şuraya geliyorum. 14'lüydü. 14'ün yanına 14 gelir. Bu ikisini tamamladım. Geliyorum şu kısma. 15'in yanına 14 gelir. Daha sonra arkadaşlar 14'ün yanına ne gelir? 14 gelir. Yeni oluşan DNA'ların özelliklerini sormuş. Yani melez mi, ağır mı, normal mi diye sormuş bize. Bakın ne oldu? İki tanesi melez oldu. İki tanesi de normal azotlu oldu. O zaman şöyle diyebilir miyiz? %50 melez, %50 normal azotlu olur diyebiliriz arkadaşlar. Cevabımız bu şekilde olur. Gelelim 4. sorumuza. DNA molekülünün ikinci ipliğinin kullanıldığı bir protein sentezinde görev yapan taşıyıcı RNA'lardaki antikodon dizilişi. Hatırlayın size bir kısa yol söylemiştim. Bakın eğer ki size DNA'yı vermiş taşıyıcı RNA'yı istiyorsa ne yapacaktık? DNA'daki timinlerin yerine urasil yazacaktık. Cevabımız olacaktı. Bakıyorum ikinci ipliği şunu kullanıyor. O zaman buradaki timinlerin yerine urasil yazıyorum ve taşıyıcı RNA'mı bulmuş oluyorum. Yazalım timinin yerine urasil, sitozin, guanin, adenin. Bakın yine timin geldi yerine urasil yazdım. Adenin, guanin, sitozin bakın hiç değiştirmedim. Sadece timinin yerine urasil yazdım. Burası zaten direkt ne olur? Aynısı olur. Cevabımız ne olur arkadaşlar? Bu olur. Taşıyıcı RNA'nın antikodonları bu şekildedir. Gelelim 5. sorumuza. 5. soruda bize santral doğma olayını vermiş bakın. Diyor ki yukarıdaki şekilde numaralarla gösterilen olaylardan hangileri tüm canlı hücrelerde aynı kısımda gerçekleşir? Şimdi birinci olay nedir? Replikasyon. DNA'nın kendini eşlemesi. İkinci olay nedir? Transkripsiyon. Üçüncü olay nedir arkadaşlar? Translasyon. Yani protein sentezi. Şimdi bakıyorum replikasyon prokaryot canlılarda sitoplazmada, ökaryot canlılarda çekirdekte oluyor. O zaman bu tüm canlılarda aynı yerde değil, bu gitti. Transkripsiyon yani mesajcı RNA üretilmesi. DNA neredeyse orada üretilir arkadaşlar. Prokaryotlarda yine sitoplazmada, ökaryotlarda çekirdekte üretilir. O zaman bu da gitti. Translasyon yani protein sentezi tüm canlılarda nerede olur? Ribozomda. O zaman cevabımız ne olacak? Yalnız 3 olur. 3 numaralı olay tüm canlılarda aynı yerde gerçekleşir. Gelelim 6. soruya. Diyor ki
Hücrelerde gerçekleşen replikasyon, transkripsiyon ve translasyon gibi olayların tamamı ökaryot ve heterotrof olan bir hücrede aşağıdaki yapılardan hangisinde gerçekleşebilir? Şimdi hem replikasyon olacak, hem transkripsiyon, hem de translasyon. Bakıyorum, mitokondri. Mitokondrinin kendine ait DNA'sı, RNA'sı, ribozomu vardı, olabilir. Çekirdek. Şimdi replikasyon, transkripsiyon olur ama ribozom olmadığı için translasyon olmaz, gitti. Endoplazmik retikulum, hiçbiri yok arkadaşlar, olmaz. Sitoplazma da olmaz, ökaryot dediği için olmaz. Gelelim kloroplasta. Kloroplastın da kendine ait DNA'sı, RNA'sı, ribozomu var. Bu olay gerçekleşebilir hepsi. Ama bize ne diyor? Heterotrof. Yani besinini hazır alan. Besinini hazır alan canlılarda kloroplast bulunur mu? Bulunmaz. O zaman cevabımız ne olacak? A şıkkı olacak. Geçelim 7. soruya. Diyor ki, bir protein şifresini veren DNA zincirindeki nükleotit dizilişi şeklinde olduğuna göre sentezlenecek proteinin amino asit dizisi hangi sıraya göre olur? Şimdi arkadaşlar, bakın bunlar taşıyıcı RNA'lar. Biz ne yapıyorduk? DNA'dan taşıyıcı RNA'yı sentezlemek için timinin yerine ne yazacaktık? Urasil. Bu sıraya göre yapacağız. Bakın hemen yazıyorum buraya. Guanin, guanin, sitozin. Sitozin, sitozin, guanin. Timinin yerine ne yazıyorum? Urasil, guanin, adenin. Adenin, guanin, adenin. Sadece timini değiştirdim. Şimdi hemen sırayı buluyorum. G, G, C hangisi? 2. O zaman birinci sırada bu olur. C, C, G hangisi? 3 numara. O zaman ikinci sırada bu olur. U, G, A. Bakıyorum. U, G, A burada 4 numara. A, G, A o da nerede? 1 numarada. O zaman sırası arkadaşlar bu şekilde olur. Gelelim 8. sorumuza. Diyor ki, hücre içinde gerçekleşen yukarıdaki olaylardan hangileri oluşan proteinlerin farklı yapıda olmasına neden olabilir? Farklı yapıda olabilmesi için bir mutasyonun olması gerekiyor. Transkripsiyonda hatalı kodon sentezlenmesi. Evet, hatalı kodon mutasyona sebep olur. O yüzden bu olur. Replikasyonda DNA'da baz dizinin değişmesi. Yani mutasyondur arkadaşlar DNA'daki değişim. Bu da olabilir. Protein sentezi sırasında birden fazla ribozomun kullanılması, polizomdan bahsediyor. Polizomda aynı protein üretiliyordu. O yüzden bu olmaz. Taşıyıcı RNA'nın antikodonuna uygun amino asidi kendine bağlaması. Bu zaten olması gereken bir şey. Bu da değil. Cevabımız ne olacak? 1 ve 2 olacak. Böyle sorularda genellikle mutasyonu arayın. Değişen şey ya DNA'da ya da mesajcı RNA'da gerçekleşen bir değişim olmalıdır. Gelelim 9. sorumuza. Protein sentezi için molekülleri alınıp laboratuvar şartlarında protein sentezlenmesi sağlanıyor. Üretilen protein için verilenlerden hangisi doğru olur diyor. Şimdi X canlısından ne alınmış? Mesajcı RNA ve ATP. Mesajcı RNA buradan alındığı için oluşan protein ne olacak? X canlısıyla aynı olacak. Tamam, bunu unutmayın. Y canlısından ribozom ve taşıyıcı RNA, Z canlısından da amino asit alınmış. Diyor ki, X canlısından alınan mesajcı RNA'ya göre sentezlenir. Evet. Ribozom Y canlısından alındığı için amino asit dizilimi Y canlısıyla aynı olur. Hayır. Amino asit dizilimi neye göre belirleniyor? Mesajcı RNA'ya. Dolayısıyla X canlısıyla aynı olur. O yüzden bu yanlış. Z canlısındaki işaretli amino asitlere bu proteinde rastlanır. Evet, Z canlısından amino asit aldığımız için işaretli amino asitlere rastlayabiliriz. Cevabımız ne olur arkadaşlar? 1 ve 3 olur. Geçelim 10. sorumuza. Protein sentezi sırasında meydana gelen bazı olaylar aşağıdaki gibidir. Bu olaylar meydana geliş sırasına göre baştan sona doğru sıralanırsa hangisi en son gerçekleşir? Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Bir okuyorum. Bakın. Peptit bağların oluşumu, DNA ipliklerinin bir kısmındaki hidrojen bağlarının kopması, ribozomların alt birimlerinin birbirinden ayrılması, DNA şifrelerine uygun kodonların sentezlenmesi, mesajcı RNA'nın ribozomların alt birimlerine bağlanması. İlk önce ne olacak? DNA iplikleri ayrılacak ki buradan sentez yapılsın. Daha sonra DNA şifresine uygun kodonlar sentezlenecek. 2 numarada bu. Sonra arkadaşlar, sentezlenen mesajcı RNA ne yapacak? Gidip ribozomun alt birimine bağlanacak. Üçüncü sırada bu. Alt birimine bağlandıktan sonra bakın peptit bağ oluşacak. Yani protein sentezlenecek. Dördüncü sırada bu. Sonra da ribozomların alt birimleri birbirlerinden ayrılacak. Çünkü işimiz bitti. Cevabımız G şıkkı olur. Gelelim 11. soruya.
Diyor ki protein sentezi sırasında gerçekleşen olaylardan hangileri tüm canlı hücrelerde ortaktır? Tüm canlı hücre dediğine göre hem prokaryot hem de ökaryot canlıları düşünüyoruz. Mesajcı RNA'ların DNA'daki şifrelere göre çekirdekte sentezlenmesi. Bakın çekirdek demiş, çekirdek ökaryotlarda var, prokaryotlarda yok. O yüzden bu olmaz. DNA'ya göre mesajcı RNA sentezi evet tüm canlılarda olur. Mesajcı RNA'nın ribozoma tutunması, ribozom tüm canlılarda ortak olduğu için bu da olur. Cevabımız ne olur? 2 ve 3 olur. Geçelim 12. sorumuz arkadaşlar. Diyor ki bir polipeptit sentezine kalıplık eden DNA'nın baz dizilimi aşağıdaki gibidir. Buna göre arkadaşlar bizden kodonu, antikodonu ve yine kodon istiyor. Kodon için ne yapıyorduk bakın? Kodon için direkt timinin karşısına gelecek. Kodon bu arada mRNA'da bulunan, antikodon ise taşıcı RNA'da bulunandır. DNA'dan mRNA sentezleyerek biz kodonları bulabiliriz. Timinin karşısına gelir adenin. Adeninin karşısına ne gelir? Urasil, RNA olduğu için kesinlikle timi yazarsanız yanlış bulursunuz. Guaninin karşısına ne gelir? Sitozin. Kodonun birincisini bulduk. Gelelim şuraya antikodon. Antikodonu bulmak için taşıyıcı RNA'da ne yapıyorduk bakın? Timinin yerine urasil yazıyorduk. Urasil, urasil, adenin. Bunu da bulduk. Yine kodon sentezleyeceğiz. Adeninin karşısına urasil, timinin karşısına adenin, adeninin karşısına urasil gelir ve biz böylece dizilimleri bulmuş olduk. İşte bu kadar basit aslında. Sadece mantığını anlamanız yeterlidir. Gelelim bakın şu meşhur fare deneyine. Diyor ki zatürre hastalığına neden olan bir bakteri türü Streptococcus pneumonidir. Bu bakterinin iki formu vardır. S formu kapsüllü, R formu kapsülsüz. Şimdi ne yapmışlar? Canlı R formunu fareye vermişler. Fare yaşamış. Çünkü kapsülsüz olduğu için fare bunu öldürmüş. Canlı S formunu vermişler. Yani kapsüllüyü vermişler. Fare ölmüş. Çünkü neden? Fare bunu sindiremediği için öldü. Ölü S formunu yani ölü kapsüllü formunu vermişler. Fare yaşamış. Çünkü ölü olduğu için herhangi bir işlem yapamadı. Canlı R formu ile yani canlı kapsülsüz formu ile ölü S formunu vermişler. Fare yine ölmüş. O zaman canlı olan R formu ne yapmış? Ölü S'den gen almıştır arkadaşlar. Böylece kapsül üretmiştir ve hastalık yapmıştır, öldürmüştür. Diyor ki bu deneylerden hangileri çıkarılabilir? Bakterilerde kalırsa çeşitlilik görülmez. Bakıyorum S formu var, R formu var. Çeşitlilik var. O zaman bu yanlış. Canlı bakteriler ölü bakterinin özütünden DNA parçalarını alarak genotiplerini değiştirebilir. Evet işte bakın burada bu olay gerçekleşmiş. O zaman bu doğrudur. Kapsül özelliği bu bakteri türünün hastalık yapabilme gücünü artırmaktadır. Evet çünkü ölüme sebep oluyor. Cevabımız ne olacak? 2 ve 3 olacak. Geçelim bir sonraki soruya. Normalde 14'ten devam etmem gerekiyor ama ben yanlışlıkla tekrardan 12'den devam etmişim. Şöyle rekombinant DNA yöntemiyle bakın biyoteknoloji kısmına geldik. Bitkilerin hastalıklara karşı direnç oluşturması sağlanabilir. Evet arkadaşlar rekombinant DNA ile sağlayabiliriz. Yeni ilaçlar üretilebilir. Rekombinant pardon arkadaşlar bir yanlış olacak. Çünkü rekombinant DNA bakterilerle yapılan bir şeydir. Bitkilerle ilgili herhangi bir şey yapamayız. Bir yanlış. Yeni ilaçlar üretilebilir. Evet insülin gibi ilaçlar üretilebiliyor. İnsülini kodlayan genetik bilgi uygun bakteri DNA'sına eklenebilir. Evet arkadaşlar olur. Cevabımız ne olur? 2 ve 3 olur. Rekombinant DNA dediği zaman bakteri gelecek aklınızı unutmayın. Gelelim 13. sorumuza. Ya bir sonraki sorumuza diyelim aslında. Embriyonik kök hücreler her hücre tipine farklılaşan hücrelerdir. Ancak yetişkinlerden alınan kök hücreler hangi dokudan alınırsa o dokunun hücre tipine dönüşebilir. Buna göre verilen kök hücre çeşitlerinden hangileri sinir hücrelerine dönüşebilir? Sinir hücresine dönüştürebilmemiz için ya yetişkin bireyin sinir hücresinden almamız lazım ya da embriyonik kök hücre almamız lazım arkadaşlar. Bakıyorum. Yeni doğan çocuğun kordon kanından alınan kök hücre. Evet bu olur. Çünkü o farklılaşmamıştır. Doğrudur. Yetişkin bireyin karaciğer dokusundan. Karaciğer dokusundan alıyorsan onu karaciğere çevirebilirsin. Başka bir şey çeviremezsin. Gitti. Embriyonik kök hücre. Embriyonik kök hücre yani embriyodan alınan kök hücre. Bu da olur arkadaşlar. Cevabımız ne olur? 1 ve 3 olur. Geçelim diğer sorumuza. X canlısının ilik hücresinden alınan çekirdeğin Y canlısının çekirdeği çıkarılmış yumurta hücresine enjekte edilmesi sonucu gelişen canlı ile ilgili hangisi doğrudur? Şimdi az önceki klonlamadan bahsediyor aslında. Klonlamada ne yapıyoruz? Bakın
Oluşan canlı kime benzeyecek? X canlısına. Çünkü çekirdeği biz X canlısından alıyoruz. Yani DNA çekirdekte olduğu için X'e benzeyecek. Y canlısıyla aynı genotipte olur? Hayır. Hem X hem de Y canlısına benzer? Hayır. X canlısının kalıtsal özelliklerini taşır. Evet, işte aradığımız cevap bu olacak arkadaşlar. En kromozomlu bir canlıdır. Kromozom ile ilgili bize bir şey söylememiş. O yüzden bu da olmaz. Mitokondriyal DNA'sı X canlısıyla aynıdır. Mitokondriyal DNA yumurtada bulunan DNA'dır. Yumurtayı nereden alıyoruz? Y'den. Dolayısıyla bu da yanlıştır. Cevabımız C şıkkı olur. Geçelim 15. soruya. Diyor ki çalışmalardan hangileri biyoteknoloji ile sağlanır? Enfeksiyonlara karşı yenilenebilir aşıların üretilmesi. Evet, biyoteknoloji olur. Yani bakacaksınız burada canlı var mı? Var. O zaman bu biyoteknolojidir. Bitkiye zarar veren böceklerle mücadelede zararlı yok eden böcekleri kullanmak. Evet arkadaşlar, bu da biyoteknolojik bir yöntemdir. Çok lezzetli et veren hayvanların çiftleştirilmesiyle verimin artırılması. Evet, bu da biyoteknolojik bir yöntemdir. Cevabımız ne olur? 1, 2 ve 3 olur. Geçelim. Son iki sorumuz kaldı. Diyor ki klasik biyoteknoloji yöntemlerle. Nedir klasik biyoteknolojik yöntem? Hamurun mayalanması, sütten yoğurt oluşturulması gibi. Mantar ve bakteriler sütü işleyerek ona tipik peynir kokusu ve tadını verirler. Doğrudur. Bu klasik biyoteknolojidir. Bacillus bakterisi altın filizlerinin çok yoğun olduğu yerlerde yaşar ve altın madenlerinin yerlerinin belirlenmesinde görev yapar. İşte bakın bu da nedir? Yine bir klasik biyoteknolojidir arkadaşlar. Korella türü algler çöplerden ve atıklardan yakılabilir gaz üretilmesini sağlar. Bu da doğrudur arkadaşlar. Bu da klasik biyoteknolojidir. Cevabımız ne olacak? 1, 2 ve 3 olacak. Eğer ki teknolojiyi kullanmıyorsak o nedir? Klasiktir. Gelelim 17'ye. Son sorumuz. Biyoteknoloji ile ekonomik değeri yüksek olan sebzeler, meyveler ve süs bitkilerinin elde edilmesi için hücrelerdeki kromozom sayısının 3'en veya daha fazla. Bakın kromozom sayısının fazla olması neydi? Poliploidi. Poliploidi denir. Hayvanların ıslahı için üstün özellikli hayvanlardan alınan spermlerin üstün özellikli hayvanlardan alınan yumurtaları döllemek. Bakın dölleme kelimesi geçti. Buna nedir? Yapay döllemedir. İşte cevabımız bu şekilde olur. Umarım anlamışsınızdır. Siz de elinizde bulunan kitaplardan mutlaka soru çözümünü yapın arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Konular bitmek üzere. Siz de umarım bitiriyorsunuzdur. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.